Her şey bende de. Dedem, ekranlar başında bizi izleyen canlarımızı Hak Muhammed Ali'nin nuruyla selamlıyoruz. Kendilerine bu akşam bizleri izledikleri için şükranlarımızı belirtiyoruz. Belirlemiş olduğumuz üç başlık üzerinde Alevi toplumunun devletin dayatmış olduğu din kültürü ve ahlak derslerindeki handikapların Alevi çocukları üzerindeki etkileri nelerdir? Bu konuda sohbet ve muhabbet edeceğiz. Şimdiden dedem ben ilk sorumla başlayayım size. Anayasanın biliyorsunuz ki 24. maddesinde din derslerinin zorunlu olması Alevi çocuklar üzerinde mutlaka ters tepkiye neden olmuştur. Bu konuda neler söylersiniz bizi izleyen canlarımıza? Öncelikle Seydal dedim şununla başlamak lazım. Şimdi din, kültür ve ahlak bilgisi dersi zorunlu. Aynen. Peki bunu anayasamızın hangi maddesiyle karara bağlamışlar? 24. maddesinde diyor ki din ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetim altında yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve orta öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Aynen öyle. Anayasamızın 24. maddesiyle din kültürü ve ahlak bilgisi zorunlu hale getirilmiş. Peki eğer ki bir ders zorunluysa bu dersin bilimsel olması gerekiyor mu? Bilimsel olması lazım. Peki bakacağız şu anda din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin bilimsel mi yoksa şu anda çocuklarımıza öğretilen ve okullarda eğitim yapılan bu kitap İslami bir kaideyle mi öğretiliyor yoksa Sünni Hanifi bir anlayışla mı öğretiliyor? Eğer ki bu kitap İslami bir anlayışla tarafsız bir şekilde anlatılmış olsaydı sıkıntımız olmayacaktı. Ama bugün bu din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı tamamen Sünniliğin Hanifi mezhebince tasarlanmış ve bilgiler buraya konulmuş ve Alevi çocukları bununla çok açık şekilde asimile edilmektedir. Peki dayanağımız ne? Şimdi bizim bunun için dayanaklarımızı, delillerimizi sunmamız lazım. Doğru mu? Güzel canlar, din kültürü ve ahlak bilgisi kitabının 3. ünite 68. sayfasında Kur'an ve sünnete uygunluk diye bir bölüm var. Burada Kur'an'da belirtilmeyen ibadet şekillerinin peygamberin sünnetiyle nasıl yapılacağı noktasında bir açıklama getirilmiş. Önce şunu söyleyelim. Yüce Aradan kendi ilahi kitabında bir açıklık bırakmaması gerekiyor. Doğru mu? Birinci kural bu. Aynen. Eğer ki Allah bir açıklık bırakırsa daha sonra peygamber ve peygamber uygulamaları noktasında herkesin kendisine göre bir bakış açısıyla mezhepler çıkar ve aynen, çıktı. Çıktı. Peki bu ikilem midir? İkilik midir? İslam'da ikiliği reddeden Ali İmran suresi 103, 105 ve diğer ayetler aşikar mıdır? Aynen öyle. Bakın güzel canlar. Alevi gençlerinin kafasına sünnet başlığı altında muhteşem bir asimilasyon noktası konulmaktadır. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Biz Allah ve Resul'üne itaat ediyoruz. Sıkıntımız yok bu konuda. Bu konuda hiç sıkıntımız yok. Ama sorun şurada. Bugün Resul'e itaat ettiğini ifade eden bir kesimin dini sadece kendi görüşlerine göre beyan etmesi noktasında bizim sıkıntı problemimiz var. Yine devam ediyor. Hazreti Peygamber namazı benden gördüğünüz şekilde kılın. Şimdi bir Alevi çocuğuna siz böyle bir düşünceyi okutur, anlatırsanız Alevi çocuğunun kafasına Sünni inancı ve itikadında camide nasıl ibadet edileceği noktasını sokarsınız. Aynen, aynen öyle. Bu bir asimilasyon mudur? Doğrudur. Bu bir asimilasyondur. Bu 69. sayfada bulunmaktadır güzel canlar. Yine burada bununla ilgili bölümler var. Ben kısa ve özet olarak geçiyorum. Hemen 70. sayfada bilgi kutusu noktasında bir bölüm var. Bu bölümde asimilasyonun en bariz örneği var. Bu kitap din, kültürü, ahlak bilgisi değil. Bu kitap
Sünni din kültürü ahlak bilgisi kitabıdır. Doğrudur. Peki nereden bunu kanıya varıyoruz? Öncelikle biz Kur'an'a iman ediyoruz. Hemen bilgi kutusunda şöyle bir bölüm var. Diyor ki Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayrı ve şerri ile kadere inanmaktır. Peki bu Kur'an'ı midir? Son sözü de değildir. Kesinlikle. Peki burada Kur'an'ı olmayan bir şeyi Kur'an'ı göstererek şimdi dinle... şirk koşuluyor mu? Basbarışık şirk koşuluyor. O zaman zaten benim çocuğumun şirk öğrenmemesi gerekiyor. Peki Kur'an'da bu hangi ayette ifade edilmektedir güzel canlar? Şimdi Nisa suresi 136. ayeti sizlere okuyacağım. Bu konuda da sizler buna karar verin. Bakın burada diyor ki Allah'a kabul ediyoruz. Kabul ediyoruz. Meleklerine kabul ediyoruz. Kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ama hayır ve şerin Allah'tan olduğuna ve bugünkü anlayışta bir kader anlayışını kabul etmediğimizi beyan ediyoruz. Peki ne diyor ayet? Nisa suresi bu şekilde de Yaşar Nuri Öztürk'ün Kur'an mealini gösteriyorum ki Allah rahmet eylesin kendisine. İyi. Allah Allah, Allah mekanı cennet olsun. Diyor ki ey iman edenler Allah'a, onun Resulüne indirmiş olduğu kitapları, kitaba, daha önce indirmiş olduğu kitaba da inanın. O zaman Alevi inancında dört kitabın dördü hak noktası bariz zaman, bir şekilde aldığımız nokta burası. Her zaman da zaten biz bunu... Bütün peygamberler bizim baş tacımız mı? Eyvallah. Adem'le Muhammed Mustafa arasındaki bütün peygamberler Allah'ın ilahi yasasını getirerek, yani haktan halka haber getirerek insanları doğruya, gerçeğe, hakikate sevk etmişler midir? Doğrudur. Bu konuda imanımız tam. Şüphemiz yok dedim zaten. Kim Allah'ı, onun meleklerini, biz meleklerine de inanıyoruz, kitaplarını, resullerini ve ahiret gününü inkar ederse geri dönüşü olmayan bir sapıklığa düşmüş olur. Peki biz buradan bu kitabı dizayn edenlerden şunu istiyoruz. Burada hayır ve şerin bu ayetin Allah'tan olduğuna dair bize bir ayet getirsinler. Yani belirttikleri kelimeler, hani ayetteki sözler Nisa suresindeki bu ayete tekabül ediyor. Doğru değil mi dedem? Doğru. Peki bu ayete tekabül ediyorsa biz bu ayetin sonunda ya da öncesinde ve sonunda hayre ve şerre olan noktayı bu ayetin sonunda göremiyoruz. Göremiyoruz. Demek ki bunlar kendi kafalarına göre ya da kendi mezhepsel inançlarına göre Kur'an'ı şekillendiriyorlar. Bu dinde doğru mudur? Bu şirktir. Şirktir. Peki biz şirke taraf mı olacağız yoksa karşı mı olacağız? Şunu söyleyeyim Seydel dedem. Hemen açık ve net, ben kendi çocuğumun şirk ehli olmasını istemiyorum. Neden? Kur'an'da olmayan bir şeyin benim çocuğuma, bizim çocuklarımıza veya da sünni ahkamının öğretilmesine tamamen karşıyız. Doğru mu? Doğrudur. Kur'an'da, ilahi yasada ne beyan ediliyorsa bu noktada bu beyanatla gidilmesi gerekiyor güzel canlar. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde hayır ve şer Allah'tandır diye bir ayet yok. Peki ne zaman çıkarılmış? Muaviye döneminde. Biz Muaviye takipçileri değiliz ki. Biz mezhep takipçileri değiliz ki. Biz Alevi toplumu olarak çocuklarımızın bilimsel ve akademik bir eğitim almasını istiyoruz. Biz çocuklarımızın din dersi noktasına yetiştirilmesi noktasını istiyor muyuz? İstiyoruz. Ama bunu ne? Bilimsel ve realist olması gerektiğini beyan ediyoruz. Bu noktada da din dersi eğitimi her toplumun kendi inanç önderleriyle öğretilmeli. Kesinlikle zorunlu olmaktan çıkarılmalı. Neden? Aslında din derslerin zorunlu olmasının sebebi Alevi çocuklarını asimile etmek. Alevi çocuklarını sünnileştirmek. Alevi çocuklarına Kur'an'da olmayan bilgilerle onları şirk noktasına götürmek. Onun için biz bunu reddediyoruz Sedal dedem. Birinci noktamız bu. Yine burada İslam nedir diye bir şey yazılmış. Allah'a hiçbir şey ortak koşmamak, ona ibadet etmek. Bakın namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Kabe'yi hac etmek,
Ramazan orucunu tutmak. Şimdi İslam'ın şartı olarak burada farklı bir şekilde dizayn edilmiş. Bu açık bir asimilasyondur. Bu açık bir şirktir. Neden? İslam veya İslam'ın şartları bundan mı oluşuyor? Güzel canlar, örnek veriyorum. Bir kişi namaz kılmasa, namaz kılmadığı için cehenneme gitmez. Aynen öyle. Peki kul hakkı yiyen biri? Gider. Adam öldüren biri? Gider. Şirk yapan biri? Gider. Yalan, gıybet, dedikodu yapan biri? Gider. Güzel canlar, ibadetin amacı ne? İbadetin amacı bu güzellikleri sağlamak. İslam'ın şartı ne biliyor musunuz? Kur'an'ın kendisidir. Peki Kur'an'ın şartı ne? Güzel insan, olgun insan, kamil insan, nitelikli insan, insana ve insanlığa hizmet eden insan yetiştirmek. Bakın dikkat ederseniz ibadet noktaları İslam olarak gösterilmiş. Bakın İslam kelimesi nedir? Bir, teslimiyet midir? Aynen öyle. Barış mıdır? Aynen öyle. Boyun bükmek midir? Doğrudur. Esenlik ve güzellik içerisinde yaşamak mıdır? Doğrudur. O zaman burada bir yanlış tarif var. Din kültürü ve ahlak bilgisi kitabında bizim çocuklarımıza yanlış bilgiler öğretilmekte Seyyid Ali dedem. Peki bu günah mıdır? Günahtır. Bu zulüm müdür? Aynen öyle. Zulümdür bu. Günahtır güzel canlar. Siz kendi ahkamınızı, kendi söylemlerinizi, kendi isteklerinizi, bizim çocuklarımızı kendiniz gibi yapma noktasında dayatamazsınız. Dayatılmamalı. Anayasada 24. maddenin bir an önce değiştirilmesi lazım. Ama bunu bugün tersini gördük. Doğru mu? Doğrudur. Birazdan o sorunuzu da sanırım soracaksınız. Yine güzel dedem bu noktada bunları 74-75 sayfalarında 76. sayfalara kadar bunları detaylandırmışlar. Peki bu detayı neye göre yapmışlar? Açık söyleyeyim. Sünni ahkamına göre. Sünni işleyişine göre. Hayır ben Sünni değilim ki. Ben Aleviyim. Eğer ki din derslerini zorunlu mu tutuyorsunuz? O zaman işleyişi değiştirmek zorundasınız. Bizim çocuklarımıza, bizim inanç önderlerimiz tarafında din, kültür ve ahlak bilgisi verilmeli. Nasıl? Çünkü bizlerin İslam'a bakış açısıyla Sünniliğin İslam'a bakış açısında farklılıklar var. İmamet noktası farklı. Farklı. Hilafet noktası farklı. Çok farklı. Tarihsel süreçlerimiz farklı. O zaman Alevi inanç önderleri dinsel olarak bizim çocuklarımıza bizim öğretimizi vermeli. Ne öğrenmeli? Çok basit söylüyorum. Bir, pir nedir? Rehber nedir? Mürşit nedir? Müsahip nedir? İkrar nedir? İman nedir? İtikat nedir? Doğru mu? Doğrudur. Cem nedir? Cem'de 12 hizmet nedir? Bunlar doğru mu? Dört kapı nedir? 40 makam nedir? Dört kapı, 40 makam. Bir insan, insani kamil nasıl olur? Ondan sonra nübüvvet nedir? Velayet nedir? İmamet nedir? Ehl-i Beyt kimdir? 12 imamlar kimlerdir? Mehdi sahibi zamandan sonra Aleviliğin tarihsel sürecinin nasıl şekillendiğini aynı zamanda burada bir nokta da var biliyorsunuz. Son imamımızdan sonra Alevi dünyasında ayrılıklar var. Çünkü Şiilik var mı? Var. Nusayrilik var mı? Var. Neden? Dikkat edin. Anadolu Aleviliği bakın, var. Bakın Anadolu Aleviliği var. Peki İsmailer var mı? Vardır. Zeydiler var mı? Keysaniye var mı? Dürzüler var mı? Var. Burada da ayrı bir noktada biz çocuklarımıza bunları da öğretmemiz gerekiyor. Bizim çocuklarımız, bizim inanç önderlerimiz tarafından eğitilmeli. Benim çocuklarıma Sünni ahkamıyla yetişmiş hocanın, imamın ders vermemesi gerekiyor güzel canlar. Bunun tek bir maksadı var, asimilasyon. Tek maksadı var, Türkiye'de sadece bir mezhebe göre, bir mezhebin içtihatlarına göre ibadet eden, şekillenen bir toplum yaratmak. Biz asimilasyona uğramayacağız. Asimile edilemeyeceğiz. Biz kendileri gibi olmayacağız. Bakın şunu söylüyoruz. Biz herkesin inancına saygı duyuyor muyuz? Tereddütsüz. Sünni, Sünni gibi yaşamalı. Şii, Şii gibi yaşamalı. Alevi de bırakın Alevi gibi yaşasın. Alevi toplumun üzerinden lütfen ellerinizi çekin. Bakın çok ince bir nokta. Çocuk ne zaman kişilik bulur? Çocuk ne zaman şekillenir? Aynen öyle. Tam da şekilleneceği sürece getiriyorlar. Onun için bunlar bizim çocuklarımızda problem yaratıyor. Çok basit.
Çocuk geliyor diyor ki baba onlar namaz kılıyor ve hoca bize namazı söylüyor. Aynen öyle. Onlar hacca gidiyorlar, bu şekilde yapıyorlar. Veya da onlar şöyle ibadet ediyorlar. Farklılıklarımız. Sonra peki iyi eğitim almamış bir Alevi babası, annesi veya aile çocuğuna ne anlatacak? Hiçbir şey. Onun için çocuklarınızı cemevlerine götürmelisiniz. Aynen öyle. Pirlere, rehberlere, mürşitlere götürmelisiniz. Alevi inancını iyi bilen canlara götürmelisiniz. Asimilasyonu önlemenin tek yolu bu. Yine bir söz, evet. Bir söz alabilir miyim dedem? Bunun en bariz örneklerinden bir tanesi Suriye'de yaşanan iç savaş süreci içerisinde dersinde bir çocuk IŞİD içerisinde hareket ederek Suriye'deki Alevi insanları katletmesi gibi bir süreç gelişti. Aynı sürecin Türkiye'de de gelişmemesi için ya da çocuklarımızın aynı sürece dahil olmaması için aynen. Mutlaka ve mutlaka çocuklarınızı cemevlerinize gönderin. Oraları boş bırakmayın canlar. Oralar bizlerin kaleleri. Aynen öyle. Alevi toplumunun ibadethanemiz, secdegahımız, pirimizin, rehberimizin, mürşidimizin olduğu yer. Sözünüze katılıyorum. Lütfen çocuklarınızı şu din kültürü ahlak kitabındaki konuları sadece ders geçme noktasında bilsinler. Ders geçme noktasında bilsinler. Ama inanç noktasında mutlaka ve mutlaka cemevlerinde dedelerden, pirlerden, müşriklerden çocuklarınızı eğitmelerini bilakis isteyiniz. Aynen. Yine Seyter dedim. Şöyle göstereyim. Güzel Canlar Tarih. 9. sınıf tarih ders kitabı. Sayfa 200. Ve kitabın içerisinde bizim kabullenemeyeceğimiz ifadeler var. Bakın bunlardan birkaç tanesini söyleyeyim ben size. Burada diyor ki Nizamiye medreseleri. Çok dikkat etmenizi rica ediyorum. Tuğrul Bey'in 1055 Bağdat seferi sonrasında Selçuklar Sünni liderliğini üstlenmişlerdir. Demek ki neymiş o zamana kadar? Çok önemli. Açık söylüyorum. Emeviler bizim tarihimiz değil. Abbasiler bizim tarihimiz değil. Selçuklar bizim tarihimiz değil. Osmanlı bizim tarihimiz değil. Bunu Alevi toplumunun çok iyi bilmesi lazım. Sünni inancının ortadan kalkması amacıyla yıkıcı faaliyetlerden bulunan Fatimiler. Fatimiler benim tarihimdir. Çok doğru. Fatimiler benim tarihimdir. Çok. İsmail olabilir. Onun için amca olmayabilir. Ama dikkat ederseniz şurada bir şey diyor. Amacıyla yıkıcı faaliyetlerde bulunan Fatimiler. Bunun anlamı ne biliyor musun? Siz Aleviler, siz İmam Ali'ye, Ehl-i Beyt'e gönül verenler nesiniz? Düşmansın. Yıkıcısınız demektir. Bu kitabı yazan yıkıcıdır. Bu kitabı ele alanlar toplumda birlik ve beraberliği bozmuşlardır. İşte bu zındıklar, işte bu kendini bilmez, kişilerin kalemleriyle toplumlar arasında nifaklar sokulmakta. Evet, biz Türk tarihi içerisinde birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Aynen öyle. Bunu inkar etmiyoruz. Ama Alevileri katletmiş, Alevileri yıkmış, Alevileri öldürmüş. Bu noktada da kendi siyasal görüşlerini empoze etmek için yapmadıkları kalmamış. İçin artık hedef Büyük Selçuklu Devleti olmuştur. Bakın, Fatimiler Şii propaganda faaliyetleri yoluyla, ben İmam Ali'nin taraftarıyım, Şiilik öyleyse, Şia öyleyse, Alevi öyleyse, bakın kitap apaçık Alevi toplumunun çocuklarına, Alevi toplumuna düşman olmayı öğretiyor. Aynen öyle. Bu çok çirkin bir yazım. Fatimiler Şii propaganda. Ya propaganda faaliyetleri yoluyla Selçuklu ülkesi içerisinde Batinilerin ortaya çıkışında etkili olmuştur diyor. Batinler kim biliyor musunuz? Biziz. Bakın bize söylüyorlar güzel canlar. Bu kitaplarla bizim çocuklarımızı zehirliyorlar. Aynı zamanda Sünni canlarımızın çocuklarını da Şiilere, Alevilere, Fatimilere ne yapmış oluyorlar? Düşman etmiş oluyorlar. Batiner Şii propagandası yapıp kendi düşüncelerine engel olarak gördükleri önemli Selçuklu alim ve yöneticilerine suikast düzenlemişlerdir. Bu bakın, noktada herhalde Hasan Sabah'a... Tabi oraya gelecek. Şimdi bu noktada da Hasan Sabah noktası var. Diyor ki Fatimi ve Batinilerin yıkıcı faaliyetlerinin İslam dünyası için... Bunlar sanki gayrimüslim mi? Güzel Canan, Fatimiler bunlardan daha da Müslümandı. Batiniler bunlardan daha da Müslümandı.
aslında Müslüman olmayan onlardı. Onun için bunu çok iyi bilmek lazım. Bir de İslam dünyası diyor. Peki Fatimiler Allah'a, peygambere, Kur'an'a inanmıyorlar mıydı? İnanıyorlardı. Şimdi o zaman dedim o konuyu başka bir sohbet süreci içerisinde açalım böyle. Küçük açayım kitaptan. Yani, aynen. Ama ondan sonra Hasan Sabah'ı anlatmak lazım. Çok doğru. İsmail'i anlatmak lazım. Bakın diyor, burada en önemli vuruş. Büyük Selçuklu Devleti Sünni medreseler kurmaya karar vermiştir. Kime karşı? Alevilere karşı. Bakın aynen. İslam demiyor. Bak dikkat edin. Sünni medreseler kurmaya karar vermiştir. İslami medreseler değil. Yani peygamberle başlayan süreci değil. Peygamberden sonra Sünniliğin kurucusu olan Muaviye'nin öğretisini kuvvetlendirmek için medreseler açmış. Şimdi biz indirilen dine mi inanacağız yoksa peygamberden sonra uydurulan dine mi tabi olacağız? Bunu çok iyi bir şekilde hem Sünni canlarımızın hem de Alevi canların bu konuda çok iyi bir araştırma içerisine girmesi gerekiyor. Bunun en güzelini Kur'an'daki gayettir. Aynen öyle. Bakın Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan ve veziri Nizam-ı Mülk Alevi düşmanıdır. Aynen öyle. Yıkıcı ve bölücü unsurlarla mücadele etmek, Sünni düşünceyi yaymak amacıyla devlet politikasını belirleyerek Nizamiye medreselerini kurmuştur. Selçuklu ne yapmış? Sünnilik noktasında Sünni medreseler kurmuşlar. Neden? Alevilerin gelişmemesi için. Aynen öyle. Bakın muhteşem bir şekilde Alevileri yok etmek için planlı ve programlı bir çalışma yapılmıştır. Şöyle ufak bir sorum olsun size. Ufak açarsanız böyle çok iyi olur. Şimdi Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra gelişen süreç içerisinde mezhepler kuruldu. Siyasi itikadi ve mezhepler ortaya çıkmış. Bu mezhepler noktasında gelişen süreç içerisinde böyle kısa bir bilgi verirseniz bize çok iyi olacak. Hemen bilgi vereyim. Tarihsel olarak. Aynen. Bir, çok 8 Haziran 632 alemlerin rahmeti Muhammed Mustafa'nın hakkı yürüdüğü tarih midir? Doğrudur dedim. İki kilik halifelik seçimiyle başlamış mıdır? Doğrudur. Şimdi bu konuda bir şey söyleyeyim. Halifelik seçimlerine katılanla katılmayanlar böyle bir belirtir misiniz? Şunu söyleyeyim. Halifelik seçimine katılmayanlar Hazreti Peygamber'in cenazesinin defin işleriyle uğraşanlar. Defnetmişlerdir. Tabii defnetmişlerdir. Peygamber'in cenazesini yerde bırakıp hilafet seçimine giden Ebu Bekir, Ömer ve diğerleri de karşı tarafta olmuşlardı. İlk çatışma bunların arasında çıkmıştır. Peki bakıyoruz. 29 yıllık bir hilafet dönemi var. Keremler Sultanı ile birlikte. 661'de saflar ayrılmaya başlıyor. Aynı zamanda burada itikadi mezheplerin oluşma süreci de var. Çünkü siyasi mezhepler, itikadi mezhepler, fıkhi mezhepler. Siyasi mezheplere bakıyoruz. Hı hı. Nedir siyasi mezhepler? Alevilik, Sünnilik, Haricilik. Öbürü de Eşariye, Maturidilik, Mutezili, Kaderiye. Sonra bir bakıyoruz Abbasiler döneminde yeni bir süreç başlıyor. Fıkhi mezhepler. Bakıyoruz. Kaç yüzyıl sonra peygamberden? Tarihini söyleyeyim. Aynen. Hanifi mezhebinin kurucusunun doğum tarihi 699. Peygamberden kaç sene sonra? 670 deyin. Kaç sene sonra doğmuş? 68 sene sonra doğmuş. Aynen öyle. Bakıyoruz. Maliki'ye 712 gösteriliyor. Yani daha da fazla. Şafi'ye bakıyorsunuz 767 gösteriliyor. Yani bunların hepsi zaten aynı dönemde yaşamış insanlar değil. Hepsi birbirinin arasında peki, zaman farklılıkları var bir de. Kesin, tabii. Tabii bu noktayı da ve aslında bunu çok detaylı bir şekilde açıklamak lazım. Mezheplerin birbirlerine küfürleri var, hakaretleri var. Yani benim bu soruyu sormam, hani demin bahsetmiş olduğunuz, şu okumuş olduğunuz kitaptaki Alevilere karşı yapılan haksızlıkların aslında çıkış noktası nereden başlıyor? Bunu göstermek istedim, bunu anlatmak istedim. Yani Hazreti Muhammed öldükten sonra Alevilerin yaşamış olduğu haksızlıklara karşı, ki en basit Hazreti Muhammed'in defin işleriyle uğraşanlar da uğraşmayanlar arasındaki fark zaten hakla batıl birbirini ayırıyor. Kesinlikle. Çünkü Arapların bir özelliği var. Sevmedikleri adamın cenazesine katılmazlar. Aynen öyle. Bu şimdi, da o bir adet. Aynen öyle. Şimdi yine şurada bir bölüm var. Gazali ile ilgili diyor. Çünkü Fatimlilere karşı yürütülen kültürler alandaki mücadeleye Gazali eserleriyle katkıda bulunmuştur. Yani Gazali ne yapmış biliyor musunuz? Alevileri kötülemek için.
Alevileri kötü göstermek noktasında çok iyi eserler vermiş. Neredeyse kendisini İmam Ali'nin seviyesinde görmüş, gösterecek kadar küstahlaşmıştır güzel canlar. Onun için bugün devlet eliyle bizim çocuklarımıza öğretilen, zorunlu olan derslerde ne öğretiliyor biliyor musunuz maalesef? Çocuklarımızı asimile etmek ve bizim kendi tarihimize düşman olmayı öğretiyorlar. Aynen. Evet, Seydal dedem. İkinci soruyu da ben size söyleyeyim. Şimdi yeni bir Milli Eğitim Bakanımız var, Ziya Selçuk. Açıklamış olduğu yeni müfredatla alakalı sorularım olacak. Mesela yeni açıkladığım müfredatta zorunlu ve zorunlu olmayan din dersler diyelim. Şimdi zorunlu olan dersler din kültürü, tasavvuf edebiyatı ve İslam felsefesi. Zorunlu olmayan dersler matematik, felsefe, tarih, işte edebiyattı, işte fendi falandı filan da diyelim. Matematik noktasında haberlerde bir şey dinledim. Diyor ki matematik dersleri belli sınıflarda zorunlu olacak. Belli sınıflarda olmayacak gibi aynen bir öyle açıklama getirildi ama ne kadar doğru olmadığı noktasını bilmiyorum. Güzel dedem. Şimdi demin bahsetmiş olduğum din kültürü, tasavvuf edebiyatı, İslam felsefesi gibi konular Alevi çocuklar üzerindeki etkileri nelerdir? Bu çok önemli. Şimdi önce şunu söyleyelim. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin var olan medeniyet seviyesinin üstüne çıkmasını istiyor muyuz? Tabii ki. Peki. Muasır medeniyetler seviyesine ulaşması. Bir, matematik bilmeyen, iyi bilmeyen, felsefe düşünemeyen. Bakın aynen, felsefeyi kaldırmalarının sebebi ne biliyor musunuz? Düşünmesinler, sorgulamasın. Hayır, felsefe olmalı. Bakın, konuşulmayacak hiçbir konu yok. Doğru mu? Doğrudur. Yine tarih. Tarih. Evet, bu tarih kitabında çok hoş olmayan şeyler var ama realist, bilimsel ve akademik temelde hazırlanmış bir tarih kitabı çocuklarımıza geçmişini öğretecek. Aynen öyle. Acaba burada öğretilmemesi noktasında düşünülen ne? Acaba Çanakkale Savaşı olmasın mı? Çanakkale Savaşı'ndaki o dehanın mücadelesini örtbas etmek için olmasın mı? Şimdi bakıyoruz. Din kültürü ve ahlak bilgisi zaten zorunlu. Aynen öyle. Tasavvuf edebiyatı. Acaba bu tasavvuf edebiyatı gerçekten tasavvuf edebiyatı mı? Yoksa sünni ahkamı ile şekillendirilmiş bir tasavvuf edebiyatı mı? Biz çok iyi biliyoruz ki bunların içerisinde sünni kokular geliyor. Aynen öyle. Asimilasyon kokuları geliyor. Dejenere ve depolitizasyon kokuları geliyor. Geliyoruz İslam felsefesi. Bu da felsefe yasak. Ama bu da İslam felsefesi. Mecburi. Çok. Bu İslam felsefesi kime göre? Kendilerine göre dedim. Bakın tarih kitaplarına bakıyoruz, din kitaplarına bakıyoruz. Kendilerine göre bir şekillendirme var. Onun için bu bilimsel, akademik bir çalışma değil. Bu kesinlikle Alevi çocuklarının asimilasyonu. Aynen öyle. Aynı zamanda sünnileştirme politikasının katmerli gelmesinden başka bir şey değil. Bu kesinlikle birilerinin istemi noktasında çok iyi bir şekilde hazırlanmış ve bugün getirilmiş ve ileride de çok büyük acıları çıkacak ve bize çok kötü şeyler getirecek, sonuçlar doğuracak, olgular getirecek. Yani Ziya Selçuk'un böyle bir hani hata yapması bana göre tartışılacak bir konu. Yani kendisi Milli Eğitim Bakanı olmuş. Bu ülkenin daha ileriye gidebilmesi için zihniyet meselesi. Daha ileriye götürülebilmesi için yapılacak eğitim çalışmalarının neler olduğunu hepimiz iyi kötü biliyoruz. Bunların mecbur olması gerekirken tam tersi diğer noktada. Tamam, hani biz demiyoruz din kültürü ahlak dersi olsun olmasın demiyoruz. Olsun. Ama demin sizin bahsettiğiniz gibi her toplum kendi inanç önderinin kendi tabanına kendi inancını öğretmesini istiyoruz biz. Ya da bırakın seçmeli olsun, görüyorsa görsün, görmüyorsa görmesin. Sonuçta ki herkes bu ülkede yaşayan insanların %80'i Müslüman. Veya da her inanç, bırakın kendi inanç merkezlerinde aynen kendi öyle çocuklarına kendi inancını öğretsin. Yani şaşırdım kaldım. Şaşırılacak bir konu da yok ya. Anlıyoruz da iyi kötü biz bunların. Kesinlikle. Şimdi Seydal dedem, burada bir şey daha açıklamak istiyoruz. Biliyorsun şu anda bir de evimizde bir hukukçu da yetişiyor. Aynen öyle, inşallah. Onun anayasasıyla şu anda cevap veriyoruz. Madde 10. Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanunun önünde eşittir. 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 Valla biz bu eşitliği hiç görmedik güzel canlar.
biz anayasanın bu maddesini hiç işlediğini görmedik. Bakıyoruz. Sünni toplumunun cami yerleri veriliyor mu? Veriliyor. Suyu bedava mı? Elektriği bedava mı? Hocasının parası, bir de bizim vergilerimizle yapılıyor. Ki orası tartışılır, helal mi, haram mı? Onu, tabii onu da başka bir konuda. Peki soruyoruz, neresi eşit? Yine anayasanın ikinci maddesine bakıyoruz güzel canlar. Bakın, çok önemli bir madde. Diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı. Demin saydıklarımızda adalet anlayışı çöktü. Adalet bir toplumun teminatıdır. Adaletin olduğu yerde huzur olur. Adaletin olmadığı yerde huzurdan ve barıştan bahsetmenin mümkünatı yok. İnsan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, layık ve sosyal. Valla biz hiç sosyal noktasında toplumumuza bir girişimin olduğunu görmedik. Aynen. Hukuk devleti diyorsunuz. Anayasa nedir? Anayasa devletle vatandaş arasında bir ahittir, anlaşmadır. Ben vatandaş olarak diyorum ki, ben bu anayasaya uyacağım. O da diyor ki, ben senin temel hak ve özgürlüklerini bu anayasayla teminat altına alıyorum. Ama biz Alevi toplumunun hak hukukunun teminatı nerede? Hukuk nerede işleniyor? Onun için bu anayasadaki bulunan birçok nokta şu anda işlenmemektedir. Güzel canlar. Anayasa aslında bize temel haklarımızı bu maddelerle vermesine vermiş. Rağmen dedim askerlikte eşitiz, vergide eşitiz, şurada eşitiz, burada eşitiz ama iş inanç noktasına geldiği zaman ya da bu ülkede yaşayan sadece kendin için söylemiyoruz, bu ülkede Hristiyanlar da yaşıyor. Seyda dedem şöyle bir program yapalım. Aleviler ve siyaset. Şimdi şunu söyleyelim. Biz Alevi gibi mi düşüneceğiz? Alevi gibi mi siyaset yapacağız? Alevi gibi mi davranacağız? Bakın biz Aleviler Alevi gibi davranmıyoruz. Biz birilerin siyasi görüşlerine göre davranıyoruz. Hayır. Bundan sonra şunu demek lazım. İmam Ali nasıl düşünürdü? Nasıl yapardı? Aynen. İmam Hüseyin nasıl düşünürdü? Nasıl yapardı? Pir Sultan Abdal nasıl düşünürdü? Nasıl yapardı? Pir İmkan Hacı Bektaş Veli nasıl düşünürdü? Nasıl yapardı? Güzel canlar. Bundan sonra birilerinin siyasetine alet olmayalım. Biz Alevi siyaseti yani hakkaniyetçi Rıza Şehri işleyişiyle siyaset yapmalıyız. Birilerinin kuyrukçuluğunu artık bırakmalıyız. Evet. Şimdi üçüncü soruyu söyleyeceğim ama dedem biz bu üçüncü soruyu demek ki başlık içerisinde bize anlattık bunu. Ya. Şu anki hani dedim din kültürü. Yine de küçük değinelim. Yani şu anki din kültürü kitaplarındaki kısa bir şekilde nasıl yapılmaktadır sorusunu sorayım ben size tekrarda. Şimdi güzel dedem demin kitaplarda aynen. Gördük nasıl asimilasyon yapıyor. Peki çocuğun sorunları ne? Arada kalıyor. Arafta kalıyor. Biz neyiz? Benim ailem ve şu anda öğretilen arasındaki çelişki nedir? Zaten bu yaratılmak isteniyor. Nereden? Küçükken buraya alırsan boşluktaki daha çabuk aynen şekillenir. Öyle. Siz bir şey dikkat ettiniz mi? Fethullah Gülen örgütü bile Alevi çocuklar üzerinde çalışıp Alevi çocukları kendi üniversitelerinde okullarına gittikten sonra köylere yollamadılar mı? Aynen öyle. Çeşitli kurumlar içinde Alevi çocukları içerisinde plan program yapılmadı mı? Yapılır. Aynı şey yine devam ediyor. Biz her türlü asimilasyona çocuklarımızın yanlış bilgiyle donatılmasına karşıyız. Daha sonra çocuk ne yapıyor biliyor musunuz? Baba ve annesini o öğrendikleriyle sorgulayıp kendi inancına karşı cephe alıyor. Aynen öyle dedem. Kötü bir şey. Çok kötü. Bugün istersen Seydel dedem. Aynen dedem belirtmiş olduğumuz 3 başlık üzerinde ufak da olsa bir sohbet gerçekleştirdik. Daha sonraki sohbetlerimize tekrardan bir arada olmak üzere şimdiden hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Aşkı niyazlarımızı sunuyoruz. Hak yar ve yardımcınız olsun. Akşamlarınız hayır olsun. Hayırlar feth olsun. Şerler def olsun. Münkürler mat olsun. Allah. Zalime, zulme bizi asimile Allah edenlere Allah. De fırsat vermesin güzel canlar. Hepinize aşkı niyaz ediyorum. Hakla kalın. Canla kalın. Yolda kalın. Allah.